içerken yakaladığım, beni izliyorsun dediği, onlar da seni izliyor dediği gibi izliyorlar, kaybolmuşlardır. Yine yıllar, yine baskılar, yine parazitler. Çıkacağız, tek bir şey göremeyeceğiz. Çünkü artık saklambaç, kedi fare oyunu oynuyorlar. Bu şekilde insanı kanser eder bunlar. Çöpler önümüze. Evet. Tek bir insan bile göremiyoruz. Bomboş. Fakat nereden geliyor? Bütün gece böyle koşturuyorlar mı? Bütün gece, yemin ederim, nöbetçi askerler gibi. Tamam, döktüler saklanıyorlar oradan. Turnikenin oradan. Buraya bir kamera asmak lazım. Düzmece olmadığını görmeniz için. Şeyler yiyor. Sümüklü böcekler olduğunu biliyorum. Daha önceki tecrübeden. Tamamen kasıtlı atılmış. Biraz sonra çıkıp onları temizleyeceğiz. Buradan da senkronize edelim. Bu biraz ileride 22.12 22.08. 4 dakika fark var. Önce sigaramızı içelim. 2 tır otobüs. Bir tane daha o tarafa basıyorlar. Bu manzarayı seyrederken tahminen aynı sümüklü böcekler oraya serpilmiş. O tarafta her gün çektiğim saldırı altında olan aileye. Bir oradan. Bizimki burada. Tuzumuzu ayarladık, hazır. Saat 23.15. Burası rahat. Buraya bir baskı yok. Odama. Nişancı bunlar belki, eski nişancı. Bir şeyler de söyleyeyim size. İstedikleri odaya, istedikleri kişiye. Meryem, ha? Senin odada orada televizyon seyrederken bacaklara kaşıntı geliyor mu? Şu an yok. O zaman o tarafa bakmam lazım değil. Televizyonun odasının önüne yine de bakarım belki. Böyle şeylerle kanser ediyorlar insanlar be. Kanser hastasının evinin önünde her gece. Onlarca. Bize de. Onlara daha çoktu. Her zaman. Yavaş işkenceyle. Bunun yapacaklarını biliyordum. Çünkü yayınlar yaptım. Gaza getirdim biraz. Daha önce bu ne olursa olsun yapıyordular. Şimdi kabuklarına çekilmeye, gizlenmeye çalışıyorlar. Tek tük bulacağız. Ondan eminim. Tek tük şeyle bu şeyleri başarıyorlar. Büyücülük gibi bir şey. Bunu insan ancak büyüyle iblis çıkarıp, cin çıkarıp öyle şeylerle yapabilir. Bunun içerisinde
Bazısı minibüste girince hissediyorum bu şeyleri. Ya üzerlerinde bu parazitlerden taşıyorlar ya da içlerinde var bunların bir şey be. Bu tarafı ne biliyor musunuz? Bu tam buraya yukarıya gelince rüzgar böyle güçlü şekilde esiyor. Aşağı gidiyorum, daha aşağı ortaya doğru öteki tarafa esiyor. Onu hissettim, bilmiyorum nasıl. Tek bildiğim bu. Bir kere mi oldu? Şimdi gitsem yine aynı mı? Bir gün gideceğim, bakacağım yine. Sigaramız bitti. Yemek yiyelim. Çıkıyoruz. İyice ayakları giyiyoruz. Çorapları çekiyoruz. Çorapları da çekiyoruz böyle. Eyvah, bu delik lan yok. Rengi. Burada bir tane. Burada bir tane kablo yoluna yakın. Kimenlerin oklarının içine atmışlar, işimiz zor. Bu otları da tam şeye diktiler. Kablonun döşendiği yere. Tam kablonun döşendiği yere bu devasa, görüyorsunuz, sümüklü böcekler yemiş izleri. Kediler de bunları yiyor ve kusuyor. Burada bir tane kanal yolunda. Otların arasına serpmişler. Kanal yoluna. Neredeydi o? Saplandı mı şimdi? Burada. Yine kanal yoluna yakın iki tane. İnanın bunlar da dökmediler mi? Zor iş. Ot, ot, ot. Devasa otlar. Bu bizimki de başladı. Eskiden hiç dinmiyordu. Bahçeye çıktık. Şurada devirdiler onu, çok ses çıkarıyor diye. Benim için pusuda duruyordu orada. Bir çıktım. Sonra birisi geldi devirdi videomda. İki bu bunu bütün gece böyle yapıyor. Güçlendirilmiş motor. Zor zor iş. Yağmur da yağdı Allah'a şükür. Büyüdü otlar. İşimiz zor. Şuraya bir şey kaçtı gibi durmuştu. O şeylerden de geldi buraya. Yıldırım gibi bir şey böyle. Ne solucan ne kırk ayak. Siyah bir şey. Yeni türedi burada. Aynı sinekleri gibi. Yeni ithal. Amazon ormanlarından. Galiba onlarda da var bu şeylerden. Ağacın dibine bakalım. Burada birkaç tane elinden düşürmüşler. O yer değişmiş. Çimenlerde görmezsiniz.
Çimen nereye dökülmüş? Yine penzilimin karşısı. Yusuf yerlerini öğrendi ağzım gibi. Bakın şu yıldırım gibi kaçanlar. Kaçtı hiç. Yaprağı dövdüm. Bir tane burada. Devasa. İki ayrıldı. İki tane yaptık bunu. Çoğalttık. Babası olduk birinin. Zor iş, hepsi çimenlerin altında, otların altında. O yüzden bütün bu kedi otları biliyor musunuz? O yüzden. Yaşı çok az be. Başka bir şey mi yapıyorlar? Beni takıntılı mı gösterecekler? Kim o tak geliyor oradan? Hocaya benziyor. Çok az ya. Gidip şeyin oraya bakalım. Dur bakalım. Burada var. Bu tamamen dökülmüş yani. Hiç başka bir şey demeyin. Yürüyüş izi yok be. Bakın. Yürüyüş izine bakın. Biraz kuyruğunda. Yani direkt atılmış yere. Bilmiyorum. Tek tük şeyle de yapıyor bunlar ya. Tek tük pislikle yapıyorlar. Kabuksuz yani. Her zaman aynı noktalara. Geldik hizaya. Burada da oluyoruz ama o kadın öldü. Bir tane burada var. Hizada. Teker teker. Büyü işim. Büyü sihir işim. Tek tük şeyle. Bakın kaç tane öldüğüm belli. Ve ayağımda asitler var yani. Oralara takıldım diye. Aynen böyle, aynı noktalar. Kanalın oğlu. Orası, adamın önü. Ağacın orası. Tek tük olsa da aynı noktalar. Atlat koşum. Değil galiba ya. Şimdi bu şeyleri yaşayan çözmeye çalışıyorum. Taşıtlara bak be. Hiç ayrılmıyor orada. Biri buna nasıl bir mantıklı çözüm olabilir? Hani çok fazla da değil yani. O kadarcık şey nasıl bu rahatsızlığı verir. Bir başka şey mi yapıyorlar? Sağdan soldan önden arkadan. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl ben bunu aldım gibi biliyorum. Allah'ım yarabbim. Başka bir alet mi kullanıyorlar? Tek cevap kalıyor. Zaten çizimleri de var. O şekilde yapıyorlar. Bir
bir eski din kitabını da duymuştum. Adem'le şeytan indiğinde bir mağaraya iniyorlar. Oradan şeytan sümüklü böcek şekline geliyor. Ve İncil ayetinde diyor ki, sen yerde tozlar arasında dolaşacaksın, onlardan besleneceksin diyor. Yer değişin içinden çıkmış. O yüzden bakalım şu iblislerin görüntüsüne bir yorum yapalım. Sakallaştırdık. Şimdi saat 22. Gördüğünüz eyvah sökmüş be. İşi iblisli böyle şekillendirmiş kanatlı bir at. Bu savaşçı Abigor. Hepsinin özelliklerini araştırmak lazım. Abrakas. Daha büyük resimler büyütmem lazım. Bir hayvan şeyleri var orada. Kuyruk falan. Bu da tavus kuşu gibi. Timsah üstünde. Bu tek başına elinde bir şey tutuyor böyle. Ne o? Tütüyor galiba. Şeye benziyor bu. Evsizlere benziyor. Çok böyle bıçaklı bir tipe benziyor. Bunun atı var. Atların buradan boynuzlu bir katır gibi bir şey. Yarım maymun, yarı yılan, kurt bu be. Bir çeşit kurt herhalde. Yani kurt kadar da olabilir. Bu köpek veya kurt şahidim de vardı. Bunun özelliğini biliyorum. Cennete dönmek istiyormuş. Bunun çok hayvanı var. Yani bunlar hep hayvanla, belki de bu hayvanların içinden geçebiliyor bunlar. Başka ne düşünebilir ki? Azazel, keçiyle. Bakın. Bal. Böcek şeklinde de var. Kedi, kurbağa. Çabuk ürüyor yani. Örümcek ağları. Toksoplazmosis. Bu işte tüm dünyanın kralıydı Babil'de. Anası İştarot'la. Tüm orospuların anası, cadıların büyüğü. Bu da ayının üstünde. Ayı mı bu? Başka bir şeye de benziyor. Karışık. Bunlar hayvan karıştırıyor. Kendilerinde hayvan var işte. Bakın kuyruğuna bakın. Solucan kuyruğu gibi. Şu dışarıda gördüğümüzün gibi ya. Aştarot. İşte bu anası. Şu çıplak. Bunlar çıplaklığı seviyor. Hepsi çıplak. Çıplak anadan doğma bu biraz giyinmiş be. Avcı bu. Bir şeyler büyütmek lazım iyice çözmek için bunu. Bu fil. Fil bu. Evet. Hepsinin öyle bir hayvanlar özelliği var be. Bakın. Akbaba. Ve
bunlar. Karıştırılıyorlar hayvanları ya. Genetikleri karıştırıyorlar bunlar. Biliyor işi. Zamanla böyle bir yaratık çıkar. Oo, Lamia. İlk Türkiye'ye geldiğimde böyle bir dizi vardı. Lamia. Cadıya benziyor. Bitirmiş adam. Oğlak. Ve başka bir ayaklar. Obez. Oo, bu asil kan bu be. Boynuzları var. Çok aldatmış. Çılçıplak Lucifer. Anadan doğma gezmeyi seviyor bu. Ufacık çocuk gibi. Karga bu. Değil mi? Kim bu ya? Maman. Elinde bir şey tutuyor. Hayvan galiba. Daha büyük resmi lazım. Eşdeğe ile eşek arası bir şey bu. Ne bu be? Büyütelim mi biraz? Moloch, inek. Kedi suratı var. Kanatlı. Olamaz. Hepsini araştırmak lazım. Deve. İfrite benziyor. Hepsi çıplak ve seviyor. Bazıları hariç, onlar asil tam. Burada da bildiği bir şey var, ayı gibi. Suratı aslan gibi galiba. Oo, burnunu karıştırmayı seviyor. Gerizekalının tekidir. Burada da bir kimsa. Oo. Fareleri oynatıyor be. Dans yaptırıyor bana. Oriental jazz dans. Gemilerini kaybetmiş. Sinek. Kral. Oo, bu çok hızlı koşaran. Uçan köpek. Bizim güvercin. Posta güver. Köpek, köpek, köpek. Kuş, kuş tane köpek, kuş. Ayağı. Vay anasın. Ooo. Bunun eline düşmeyelim. Allah'ım. Ne demek? İyice incelemek lazım bunları. Akbaba mı öldü? Ne yapıyor? Kendi parçasını mı öldü? Onun arkasına saklanıyor. Bir kedi kafada. İhtiyar eşek üstünde. Katır galiba. Bilgin adam. Bu Bambi. Gap. Tam iblis. Tanıdığım birine benziyor. İtler gibi suratı var. Gonore. Bu türbanlı bu be. Devemizde.
Hayır, omuzunda kedicik var bununla. Bir yılan da var. Ben tanıştığınıza memnun oldum. Ne bu? Sümüklü böcek buydu işte. Daha var mı lan? Yok, buna baktık da. Evet, baktık hepsi. Dur bakayım ya, buradan galiba başkaları da çıkıyor. Bunu gördük mü biz? Veya bunu... Diğerlerini gördük. Yardım edin mi? Bunların hakkında bir video yapalım. Bizim cinler, iblisler bunlar işte. Şeytanın soyu. 72 tane varmış. Bunları saf dışı bırakmamız gerekiyor.